Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda ben ilk kez gördüm arkadaşlar. Biraz daha farklıydı. Ben biraz daha renk kattım diyebilirim. Çok güzel oldu. Şimdi önce iplerimiz buradaki renkleri kullanacağım şöyle. Bunun numarası yok maalesef. Şuradaki kenarlarındaki kremleri andırdığı için mutlaka krem kullanacağım. Şimdi göstereceğim oyamı. Bu rengim sanırsam 443 olmaz. Evet. Leylak markası sarım 443. Kremim Leylak markası 745. İşte buyurun, bir tane daha ipi olmayan. Bunların da yok maalesef. Çünkü çok önceden aldığım ipler arkadaşlar. Yeni aldıklarıma mutlaka yazıyorum isimlerini. Sarım biraz uyuyor yine de, tam uyumasa da. Şunu sonradan buldum. Aslında bu daha uyuyordu ama. Benimkisi model amaçlı. Haydi bakalım. Şimdi oyamıza gelelim. Hani böyle iri model isteyenler. Çok da iri değil ama. Hani öyle çıtı pıtı da değil. Ama yapımı da bir o kadar kolay. Bir o kadar da güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Şurada ben 5 numara şiş kullandım. 5 numara şiş kullandım. Çok da güzel ve de kolay bir oy oldu. Şöyle. Bilmiyorum, pek fazla uymasa da hani ben model anlatımı yapacağım. Haydi bismillah diyelim, başlayalım. Şimdi tığlarımız gerçekten o kadar çok tığım var ki, o kadar iş yapınca halleri kalmıyor. Öncelikle vereceğimiz arayı yaparak başlayacağız. Ben bir bakayım şöyle, bir. Yani ipimizi tığ batısına sabitledik. Bismillahirrahmanirrahim. Vereceğimiz arayla başlıyoruz. Bir adet zincir çekebilirsiniz örümceklerinizin sağlam olması için. Bu elimi de sormayın. Şu an bir havlu kenarı çalışmasındayım. Uzun süre herhalde o tarz videolar çekemeyecek gibiyim. Şuraya yer etti. Şuradan girdi akşam. Buradan da buradan çıktı. İnanılmaz bir ağrı. Bir adet zincir çektim ve şimdi ben orayı nasıl dikkatli öreceğimi şaşırıyorum. Örümcek çektim. Başına bir ke iki kez aldım. Neden böyle oldu? Bir anlatım yapamıyormuşum gibi hissettim birden kendime. Örümceğimi çektim. Başına iki kez aldım. Aşağıdan iki tığ batısı atladım. Üçüncüye girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki alıp çıkış yaptım. 4 adet zincir çektim. Çıkış yaptım. Bu noktaya girdim. Kapadım. 6 adet sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 7.yi tığ battı içerisinde sabitliyorum. Tekrar bir adet zincir çekip örümcek çekiyorum. Başına 2 kez alıyorum. Hani örümcek çekemeyen arkadaşlarımız var ise eğer, bazıları örümceği çekemiyor. Buradaki örümcek yerine 6 adet zincir çekebilirsiniz. Sonra başına 2 kez alabilirsiniz. 2 kutucuk atladım. Üçüncüye girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıp çıkış yaptım. 4 adet zincir çektim. Bu aradan girdim ve kapadım. 6 adet sık iğnesi yapıyorum. 5 ve 6. 7.yi aynı tığ battı içerisinde sabitliyorum. Bir adet zincir çekiyorum. Tekrar örümcek çekiyorum. Başına iki kez alıyorum. Yine iki kutucuk atlayıp üçüncüye giriyorum. Yoksa buralarda üç mü atladık diye bakıyorum. Hayır, iki kutucuk. Önce bir kez aldım. Sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkış yaptım. 4 adet zincir çektim. Çıkış yaptım. Bu çubuğuma girdim. Kapadım. 6 adet sık iğnesi ile aşağı iniyorum. Yedinciyi tığ battım da sabitliyorum. Yani vereceğimiz ara bu şekilde arkadaşlar. Trabzanlar yapıyoruz. Örümcekle ve sık iğne ile iniyoruz aşağıya. Vereceğimiz arayı bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi çiçeğimizin yuvasını yapmak için yine bir adet zincir çektim. Yine örümceğimi çekiyorum. Başına iki kez aldım. İki tane tığ batısı atladım. Üçüncüye girdim.
Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki alıp çıkış yaptım. Bu noktada şurayı yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 zincir çektim. Oyamı döndürüyorum. Tersini döndürdük. Bakın bu ilk öndeki tepeden kapattık. Bir yuva oluşturduk böylelikle. Tekrar düz yüzünü döndüm. Yuvanın içine girdim. Bir adet sık iğnesi ile. Bir adet de zincir çektim. Burada dediğim gibi 5 numara şiş kullanıyorum. 5 numara şişimi taktım. Tekrar yuva içerisine girdim. İpin ucunu aldım. 1, 2 adet zincir çektim. Kapattım. Tekrar yuva içerisine girdim. 1, 2 adet zincir çektim. Şişime taktım. 3 oldu bakın. Yuva içerisine giriyorum. İpin ucunu alıyorum. Aldığım ilmeğe 1 ve 2 zincir çekip şişime takıyorum. 4. Yuva içerisine gir. İpin ucunu al. 2 adet zincir çek. Şişinize takalım. 2, 3, 5 oldu. 2 adet zincir. Şişime taktım. 6. Yuva içerisine girdim. İpin ucunu aldım. 2 adet zincir çektim. Şişime taktım. 10 adet ilmek oluşturacağız. Bu şekilde. 2, 4, 6, 8 oldu. Yuva içerisine gir. İpin ucunu al. 1, 2 zincir çek. Tak. 9. Yuva içerisine girdim. İpin ucunu aldım. 2 adet zincir çektim. Taktım. Bu kadar. Şimdi yuva içerisine girip ipin ucunu aldım. 2 adet zincir çektim. İlmek oluşturdum. Buradaki trabzanıma giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Ve 6 adet sık iğnesi yapıp aşağı iniyorum. 2 3 4 5 6 7. aşağıdaki tığ battı içerisinde sabitliyorum ve bir adet zincir çekiyorum. Şimdi buradan şişimi çıkartabilirim. Rahat örebilmek için. Yine örümcek çekiyorum. Vereceğimiz arayı yapmaya devam ediyoruz. Başını iki kez al. İki tığ batsa atla. Üçüncüye girelim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki alalım. 4 adet zincir çektim. Çıktığım bu trabzana girdim. Kapadım. 6 adet sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. tığ battı içerisinde sabitliyorum. Tekrar bir adet zincir çektim. Örümcek çekiyorum. Başına iki kez aldım. İki tığ batsa atladım. Üçüncüye girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. 4 adet zincir aradan girdim. Çubuğuma kapatıp 6 adet sık iğnesiyle aşağı iniyorum. Benimkisi model amaçlı. Araları biraz yakın olmuş olabilir arkadaşlar. Sizler istediğiniz arayı verdikten sonra bu şekilde tekrar dönüp bu yuvayı oluşturup bu ilmekleri oluşturuyorsunuz. Şimdi üst kısımlarına geçelim. Krem rengimi aldım. İpimi tığıma sabitledim. Şimdi buradaki nokta bakın hemen bu ilmeklerin yanındaki düz yüzümüz burası. Bu noktadan ipimi tutturuyorum. Başına bir kez alıp ilk ilmeğimin içine giriyorum. İlk ilmeğimin içine girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. Başına bir kez alıp aynı ilmeğin içine tekrar girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Böyle iki adet trabzanımız oldu. 5 veya 6 adet zincir çekebilirsiniz bu noktada. 5 zincir çektim. Bakın şuradan ipin ucunu aldım. Bunu böyle kapattım tepesine. Gördüğünüz gibi. 1, 2, 3 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Hemen yandaki ilmeğe giriş yaptım. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. Başına bir kez alıp tekrar aynı ilmeğin içine girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. 5 adet zincir çektim. Şöyle girdim aradan. İpin ucunu aldım ve kapattım. Ben zincirlerim 3 aradaki arkadaşlar. Sizlerin eli gevşekse şu aradaki zincirleri 2 çekebilirsiniz.
3 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Yandaki ilmeğe girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. Başına bir kez alıp tekrar girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Bu şekilde 2 adet trabzanım olunca 5 adet zincir çektim. Bakın şuradan giriyorum. İpin ucunu alıyorum. Yine şöyle kapatıyorum kenarda. Araya 3 adet zincir başına bir kez aldım. Yandaki ilmeğin içerisine girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. Başına bir kez alıp tekrar girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. 5 adet zincir çektim. Bu aradan girdim. İpin ucunu aldım, kapattım. Araya 3 adet zincir çektim. Yandaki ilmeğe girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. İkinci trabzanımı yapıyorum. Başına bir kez aldım, girdim. Yine 3 kere de çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir çekip bu ara noktadan girdim. İpin ucunu aldım, kapattım. 3 adet zincir çekip başına bir kez alıp hemen yandaki ilmeğimin içine girdim. Önce bir kez aldım, sonra iki, sonra iki. Aynı şekilde ikinci trabzanımı yaptım. 5 adet zincir çektim. Buradan girdim, kapadım. Araya 3 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Devamında gelen ilmeğimin içine girdim. Aynı işlemle trabzanımı yaptım. Başına bir kez alıp girip ikinci trabzanımı yaptım aynı ilmeğe. 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir. Bu ara noktadan girdim, kapadım. 3 adet zincir çektim. Devamında gelen ilmeğe giriyorum. Aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yapmak istiyorum bunu. Bundan sonrasını çünkü işlem aynı. Sondan ikinciyi yapıyorum. Adet zincir çektim. Bakın sonuncu ilmeğime girdim. Aynı işlem. İki tane trabzan yapıyoruz ilmeklerin içine yan yana. 5 adet zincir. Buradan girdik. Kapadık. Buradaki işlem, yaptığımız işlem budur arkadaşlar. Şimdi bunu hemen yandaki bu taraftaki tepe noktada sık iğne ile sabitliyorum. Bir adet de zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi yaptığımız işlem bu. Üst kısmına geçelim. Burada da şu rengime benzeyeni kullanacağım. İpimi aldım, tığıma sabitledim. Şimdi bu aradan bakın pimpirik ve bu çubuk arasından şuradan tutturuyoruz, ipimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Başına bir kez aldım, yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. İki mi çıktık acaba diye düşündüm birden. 4 adet zincir çekip, bakın bu araya girdim, kapadım. 2, 3, 4 sık iğnesi yaptım. Beşinciyi yine bu arada yaptım. 4 adet zincir çekiyorum. Benim elim sıkı olduğu için arkadaşlar ben başına 2 kez alacağım. Söküldü. Tekrar orayı sabitleyelim. 1, 2, 3, 4. Başına 2 kez aldım. Bu araya girdim. 2, 2, 2 aldım. Dediğim gibi burada sizler başına bir kez alıp 3 kere de çıkabilirsiniz. 4 adet zincir çektim. Bu aradan girdim. Kapadım. Benim elim sıkı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Beşinciyi arada girdim, sabitledim. 4 adet zincir çektim. Başına 2 kez alıp hemen yandaki araya girdim. 2, 2, 2 aldım. 4 adet zincir. Bu ara noktadan girdim, kapadım. 4 tane sık iğnesi yapıyorum çubuğa. 5. yuvada sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Başına 2 kez aldım. Yandaki araya girdim. İlmeklerimi 2, 2, 2 alıp çıktım.
1, 2, 3, 4 zincir çekip bu aradan girdim, kapadım. 1, 2, 3, 4 sık iğnesi yaptım. 5. yuvada kapadım. Siz buradaki sık iğne sayısını küçültebilirsiniz. Benim elim sık olduğu için bu orantılı oldu benim için. Şimdi tekrar 4 zincir. Başına 2 kez al. Yandaki yuvaya girelim. 2, 2, 2 alıp çıkalım. 4 adet zincir. Bu aradan girdim. Kapadım. 4 adet sık iğnesi yaptım. 5. yuva içerisinde sabitledim. Aynı işlem. 4 adet zincir. Başına 2 kez al. Devamında gelen yuvaya girdim. İlmeklerimi ikişer ikişer alıp yukarı çıktım. 4 adet zincir. Aradan girdim. Kapadım. 1, 2, 3, 4. 5. yuvada sabitledim. Bakın. Kamera arkası şu araları da aynı şekilde yapıp dönüyorum. Son yerimi yapacağım arkadaşlar. Bakın. Son şu araya gireceğiz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Başına 2 kez aldım. Bu yeşille bu ara bakın. Şu arası. Buraya girdim. Yine ilmeklerimi 2, 2, 2 alıp yukarı çıktım. 4 adet zincir çekip bu aradan girdim. Kapadım. 4 adet sık iğnesi yapıyorum çubuğa. 5. bu arada sabitliyorum. 1 adet zincir çekip ipimizi yani ben ütülemeden gösteriyorum oyaları. Bu ütülü gibi durdu. Ütülenmeden bile arkadaşlar. Hani böyle sade düz renk yazmalarınıza namaz örtüğün, mevlüt örtüsü kenarlarına da yapabileceğiniz gerçekten biraz iri normal oyalara göre. Çok fazla iri olmasa da birazcık iri tabii ki haliyle. Ama çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. İnşallah anlatabildiğim bir video olmuştur. Şöyle gösterelim, siyahın üzerinde daha belli olacak. İnşallah anlaşılır bir anlatım olmuştur. Tavsiye ederim, gerçekten güzel. Ütüsü de kolay olur. Hepinize teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.